Şimdi mesela bayram yaklaşıyor. Müslüman kızına, karısına elbise alacak tabii. Elbise alacak. Elbise alırken Kur'an ahkamına uygun olarak alması lazım. Yani Allah'ın emrine uygun elbise. Allah'ın emrine uygun bir elbise, bayramlık alması lazım. Yani Allah'ın emri var mı? Var ya. Kur'an-ı Mübin'in Nur suresinin 31. ayetinde Müslüman hanımefendilerin, kızların, kadınlarının nasıl elbise giyeceğini Allah tarif ediyor. Başkasının izahına bırakmamış. Öyle bir elbise giydireceksin ki elleri ve yüzü müstesna, bütün vücudu tepeden tırnağa örtülecek. Aşık kemiklerine kadar uzun olacak. Aşık kemiğinden yukarısı, bacağının kalıbı, biçimi görünmeyecek. İsterse kalın çorap giysin, isterse ince çorap giysin, hiç fark etmez. Bacağının kalıbı, kılıfı, bir kılıcın kını gibi aynen görünüyorsa Allah katında çıplak hükmündedir. Örtünecek. Elleri ve yüzü müstesna, baştan ayağa vücudunun hatları, belinin kemeri, göğsü, kalçası vesairesi belli olmayacak şekilde yukarıdan aşağı bir elbise olacak. Allah'ın emrini söylüyorum. Vallahi Nur suresinin 31. ayeti buna amirdir. Emrediyor. Bu emre uygun hareket. Allah'ın emrine uygun hareket edeceksin. Ve ancak o zaman güzel olur. Allah'ın emrine uygun hareket ettiğin zaman işin güzel olur, amelin salih olur. Helal olur, temiz olur, güzel olur. O zaman güzel dersin. Aa ne güzel elbise. Hah, yerini. Allah'ın emrine ve hudutlarına uyuyor mu bu elbise? Ona güzel de korkma. Ne güzel elbise. Ne güzel yakışmış. Ne güzel uymuş diyebilir. Niye? İlahi hükme uygun çünkü. Ama öyle bir elbise giydirmişsin ki kızına, karına, öyle bir elbise giydirmişsin ki gerdanlığı meydanda, boynunun kökü görünüyor, kulakları, saçı meydanda, diz kapağından aşağısı meydanda, kolları açık. Ama efendim şu kadar pahalı, şu kadar kıymetli bir elbise olsun. Allah'ın sınırlarına uymayan şu elbiseyi giydirdikten sonra kenara çekilip de ooo ne güzel olmuş, ne güzel yakışmış diye bir kelime söylese, dört mezhebe göre bu kelimeyi söyleyen Müslümansa derhal kafir olur cehalimden. Çünkü Allah'ın haram dediğin bu ne güzeldir. Allah'ın haram ettiği şeye o ne güzel ne güzel diyor. Bu kelime haram yerde kullanılamaz. Bak ince kelimeler görüyor musun? Ne güzel diyebilmek için Allah'ın emrine tıpatıp uygun olması lazım. Aynen uygunsa güzel olur. Hani hüsn kubuh me. Bu İslam, İslami kaynaklarda o kadar geniş izah edilmiş ki hepsini anlatsam zaman diye bir şey kalmaz burada. İslami ilmihal kitaplarının, akaid kitaplarında hüsn kubuh meselesi vardır. Hangi şey güzel, hangi şey çirkindir? Bunları İslam vahiy ile bildirir Cenab-ı Hak. Mesela kadınların kıyafetini Cenab-ı Hak vahiy ile indirmiş, kimseye bırakmamış. Peygamberimize bile bırakmamış, ayeti kendisi indirmiş. Allah'ın indirdiği ayete göre elbise giymeyen bir kadının kıyafetine ne güzel, o ne hoş yakışmış dese vallahi kafir olur Müslüman diyor. Çünkü Allah'ın çirkin dediğine sen güzel diyorsun. Allah'ın yasak ettiğine ne güzel diyorsun. Allah'ın haram ettiğine ne kadar bize yakışmış diyorsun. Yakışmaz. Müslüman hanımına Allah'ın emri yakışır. Avrupa yakışmaz. Bu kelimelere dikkat ediniz. İman ve İslam hassasiyet ister, dikkat ister, itina ister, alaka ister. Çok hassas noktaları var bu işin yani. Geçelim bunları. Kısa bir izahtan, girişten sonra geçiyoruz. Evet. Ramazan-ı Şerif.